ön yargılar vardı, kadın işi değil erkek işidir dendi. Ama o her şeye rağmen atlı okçuluk sevdasından vazgeçmedi. Başladım, ata bindim, evet yargılar aldım, yapamazsın, edemezsin, kız işi, kadın işi değil bu, erkektir, güç gerektirir gibi birçok laf duydum. Ama asla bırakmadım tabii ki de. Hatta kendisini bu dalda geliştirerek biniciliğe meraklı kadınlar için atlı okçuluk kursu açtı. Şimdi eğitim veriyor. At bindiğim, eğitim aldığım çiftlikte belirli bir düzeye ulaştıktan sonra eğitim vermeye başladım, evet. Çiftlikte hafta sonları öğrencilerim oluyor, sayısı giderek artıyor. Çiftlikliğe geliyorlar. Bir yandan ilk önce okçuluk eğitimi veriyorum onlara, okçuluk yapıyoruz. Daha sonra ata biniyoruz. Bu sayede ne atı bırakmış oluyoruz ne de ok bırakmış oluyoruz. İkisini birlikte sürdürüyoruz. Kulağına kadar çekiyorsun. Kafanı dik tut. Hedefe bak. Yavaşça geri bırak. Adrenalin merakların yapması gereken en başta şeylerden birisi olabilir. Yani o his, o duygu anlatılamaz. Bütün kadınlar burada olmasını tavsiye ediyorum. Gelsinler ve atlı okçuluğu öğrensinler. Bursa'da çocukluk döneminde dedesiyle, ardından da babasıyla beraber at yarışlarına gidip atları seven ve onlara özel ilgi duyan Melike Özpınar, 10 yaşında at binmeye başlamış. Okçuluğa da merak sarınca atlı okçuluk için Balıkesir, Ankara ve Muğla'da eğitim almış. Ok gezleyin. Yay çek. Atış. Üniversite sınavını kazanıp veteriner olmak isteyen Özpınar'ın hedefi ise Türkiye'yi atlı okçuluk alanında yurt dışında temsil etmek. İlk başta Türkiye birinciliği olmak üzere yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. Çünkü başlayan kadınlar atlı okçuluğun içinde çok fazla yok. Ve bu kadar da ön yargı varken kadınlar yapamaz derken ben göstermek istiyorum kadınların gücünü.